Sevgili Karavana Podcast dinleyicileri hoş geldiniz. Bu bölümü tam da böyle filenin sultanlarıyla gururlandığımız, onur duyduğumuz, o kadar güzel duygular hissettiğimiz günün ertesinde çekiyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Tebrikler filenin sultanları. Hoş geldin. Hoş bulduk Ufuk. Bu hafta etkinlik haberi olmadan konuya şakka danak giriş yapmak istiyoruz. Haftan nasıl geçti? Haftam nasıl geçti? Ee, güzel bir 30 Ağustos ara tatili yaşadık. O nedenle haftanın ortasına denk gelmesi böyle biraz mesut etti. Ha iki defa pazartesi sendromu yaşamak biraz koydu. Onun dışında 4 gün çalışalım, 3 gün tatil yapalım. Ben bunun artık yürürlüğe girmesini çalışma bakanlığımızdan özellikle niyaz ediyorum. Arzu ve ni niyaz burada mı kullanılıyor tam bilmemekle. Gerekirse hiç çalışmayalım. He, yani remote çalışalım ya da çalışmayalım. Niye çalışıyoruz artık yeter. Pazartesi sendromu nedir abi? Pazartesi sendromu abi. Ee, hayatında <laughs> böyle çok güzel aralar verdikten sonra belli başlı aralar verir. Tatil yapıyorsun. Vücudun rahatlığa alışıyor. Geç uyan alışıyorsun. Birden böyle sana geliyorlar rapor gönder bana. İşte şunları çıkart bana. Onlar gelince böyle insan daralıyor. Kaçamak yapıyorsun. Bunun tadını çıkarıyorsun. Ondan sonra pişman oluyorsun gibi bir şey. O hissiyatla herhalde yani ben evli değilim. Ben o Ölçüşüm. kadar söyleyemem. <laughs> Niye evli olmayan insanlar kaçamak yapmaya çalışmıyorlar? Abi kaçamak diyerek bunu hafifletemezsin. Ya yani kaçamak yapanları ötekileştirir. seni ben Ötekileştiriyorum. Abi. Öbürsüleştiriyorum ve daha bir sürü şey yapıyorum. <laughs> Tebrik ediyorum. Benim haftamda sonra için teşekkür ederim. Rica ederim. Geçen bölüm sen de bana sormamış. Tamam o zaman söylemeyeceğim. <laughs> Söylemezsin söyleme. <laughs> hasta geçti. Çok hasta. Ağladım. Peki çok üzüldüm. eşin dostun seni hasta sanırken sen aslında yasta mıydın? O zaman sıradaki konuğumuz gelsin mi? <laughs> Alkışlarınızla <laughs> Ferhat geç. <laughs> Le ameliyatta o. <laughs> o şey yaptı. Evet öyle, öyle geçti. Sarımsağın mucizeleriyle gerçekten. Ama anladım ki sarımsak bana bir etki yapmıyor. Çünkü ben Günün her saat. her saati... sen yumurta sarısı değilsin. Ah enerji. <laughs> Peki denedin mi sarımsak yerken? Sarımsağı böyle parmaklayıp parmaklayıp yumurtayı sarısını beyazından ayırmak. Sarımsağı parmağıma sürüp yumurtanın beyazıyla sarısını ayırmak. Evet. Yo. Direkt kabuğunda ayırabiliyorum. TikTok'ta hep bunlar var. <laughs> Reklam vermeyelim abi. <laughs> Onun dışında ha yani gerçekten sarımsak bana etki etti. Benim eşim her akşam yemeğinde sarımsaklı bir şeyler yaptığı için benim vücudum sarımsağı artık şey bağışık. Hani <laughs> ama <biz gülüyor> bir faydası Sarımsak, soğan bunlar bir yemeğin olmazsa olmazları bence. Bunlar olmadan yemek olmaz. Sana kötü bir haber vereyim mi? Etkinlik abi. Yok etkinlik değil. Bir iflas haberi. Yapma. Geçen hafta Ankara'mızın gururu içine girdi mi bir daha çıkamadığın Kızılay AVM iflasını açıkladı. Kızılay AVM bir kurum muyum? İşletmecisi Hı -hı. iflasını açmış. Tam başka satın alır devam ediyor. Bilmiyorum çok garip bir ne olacak yani olacak? Kızılay okudum. AVM yıkılacak yeri okul mu? Ne, ne yapılacak yani? Kızılay AVM iflasını <laughs> açıkladı. Ne oldu? Kızılay AVM ot mu abi. abi? Ne oldu? Burger King çalışanları bir şey mi ya, Ne oluyor yani? <laughs> Yok. Hacize Hakkiden... gelmişler. içeriden çıkamamışlar. <laughs> Kalmışlar. Malları çıkartamamış içeriden. Abi onun tri var ya. Öyle TikTok'ta life ek izliyorsunuz sarımsak sürüyorsunuz yumurtanın sarısını beyazını karıştırıyorsunuz da hadi kızıl AVM'ye gelin de bir life ek bulun ya. <laughs> Dışarıdaki asansörden yemek katına çıkmak. Benim elimde... Dışarıda da mı asansör? Tabii o. Hayda. Ya. Bir dakika ben içeri girer edebimle adabımla <laughs> bir merdiven bir yürüyen merdiven bir merdiven sonra tuvalet sonra bilmem ne karıştırırım. Şey şu an kaçıncı kattayız? İki buçuk. Buradan nereye çıkıyoruz? <laughs> Dördüncü kata. Üçe nasıl çıkıyoruz? Çıkamıyoruz. Show TV'ye falan çıkmışız da ya. Zaten benim bildiğim bir Kızılay AVM var. Böyle Saçma, yani. Ama şimdi, mevzu da şey değil mi? Şey, Mağazaları şey. gezdirmek. Tabii, tüm AVM'yi gezdirmeye çalışıyorsun bir Ama de... acil bir durum olsa, telefon geldi mesela, atıyorum baban aradı, A, çocuğum ben hastayım acile gidiyorum, sen de bir gel de yanımda dur, tansiyon. <laughs> Atlıyorsun çatıdan ya. <yani. gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> orta göbekten. <laughs> en pratik inme değil Ama mi? Abi, öyle saçma bir şey. Bir olur. Ankara'da Kızılay AVM var, bir de İstanbul'da şimdi yanlış söyleyecek olabilirim adını Perpa pasajı. Pera, pera Palası. Yok bu pasaj bir şey perpa mı o tarz bir adı var tam Aha. hatırlamıyorum adını. Aynı mantık. 7. katta otopark var 9. katta otopark var sen 4. kattan giriyorsun içeri. Ama otopark, ama otopark var ha. bayağı. Ama böyle 3. kattan sadece 9. kata çıkabiliyorsun ama 9. kattan 3. kata inemiyorsun 5. kata inmen lazım falan. Böyle güzel bir pasaj orası da Kızılay yani Avm'de. daha alışveriş şey. yapmaya utanır şey yapar orada ya. Çok tatlı bir yer orada. Lokmacı var mı? Lokmacı mı? Yok lokmacı yok şeyci var. Çiğ köfteci. <laughs> Hemen konuyu lokmacılara getireyim. Aklıma geldi. Lokmacılara ne oldu ya? Çok garip bir akım o. Mesela çiğ köftecilerle başladı. Lokmacılara yani. geçti. Sonra bir ara... Bilmiyorum sen üniversiteyi bitirmişsindir büyük olasılıkla. Sen benden yaşlı olduğun için. Bir arada... Yok lokma... yok öylesin canım. <laughs> Lokmacılardan sonra tavuk pilavcılar çıktı abi. Onlar hep vardı ya abi. köşe Yok başında dükkan pilavcılar. açtılar yani. Köşe başında ha. arabayla tavuk pilav satanlar vardı. Bunlar pilav. dükkan açtı yani. Pilavcı değil. Ama lokmacılar böyle böyle tak parladı tak söndü. Hani çiğ köfteci hala var, yiyor pilavcı hala var, yeniyor da. Lokmacılar da bir şey oldu. Böyle şey gibi ya, ebebek halk arz gibi bir şey oldu bu yani. Abi şerbetli bir tatlının içine çikolata enjekte edelim de herkes Sadece yesin çikolata diye. olsa iyi. Yani Üstüne şeker <laughs> dökelim abi, falan. Neler yani. neler yaptılar lokmaları yazık lan. Ne gerek var ya? Lokma dedi edebinle adabınla dök sade lokma. Fakir tatlısıdır lokma alırsın hmm. bir dök yersin şerbetinle. Bir de lokmayı ben şeyi olarak biliyorum yuvarlak. Top top. Döker top top. Hı, öyle zaten. Bu şeylere de lokma dediler o sırada böyle ince uzun. E, altıgen sekizgen bir şey. O ne İsrail ya? İsrail'in bayrağındaki üç boyutu düşün. Tulumba bir o tulumba. Tulumba, tulumba tatlı. Tulumba da sattı lokma. Yaparlar. O zaman <laughs> yaparlar onlar. var ya onların <laughs> ben Abi şimdi sana çok ilginç bilgiler vereceğim. Hazır mısın bunun için? Hazırım ve ben de boş gelmediğimi söyleyeyim. Hadi bakalım. Şimdi <laughs> başlıyorum. İsimlerden gideceğim. Sana soracağım. Tahmin etmeni isteyeceğim. Hiçbirini tahmin edemeyeceğini %100 eminim. Bu enteresan bilgiler mi? Oyun mu ya? Enteresan bilgiler. Haydi bakalım. Abi Kubat'ın gerçek adını biliyor musun? Kubat'ın gerçek adı. Kuba, Kubat Güler Yüz. Ramazan. Ne? Ramazan. Ramazan. Tam adı ne? Ramazan kupatı ne Ramazan kupatı. Mesela Haluk Levent'in soyadının acil olduğunu. Haluk miydin? Levent acil. Haluk Levent acil. Abi adam bunun için ya. <laughs> Değil mi? Şey kursun diye. Ahbap. Ahbap kurulsun diye adam hayatını adamış. Acil. Haluk abi acil. Burcu Esmer soyun ilk adının Kamile olduğunu biliyor muydu? Bilmiyorum. Ferdi Tayfur'un adının aslında Turan Bayburt olduğunu biliyor muydu? Turan Bayburt mu? Evet. O zaman kızı Tuğçe Tayfur da Tuğçe Bayburt mu? Abi? Evet. Ya evliyse? Belki Tayfun kocasını söyledi. Adıdır bir ihtimalle. Olabilir. Ankaralı namının aslında Çankırılı olduğunu biliyorum. <laughs> Ankaralı namının Çankırılı olduğunu biliyordum ve her seferinde şey yaparım. Ankaralı namı nasıl Çankırılı yani? <laughs> Ama Çankırı da Ankara'ya bağlı değil mi? Ne, ne bileyim ben. Çankırı ne valisi ben miyim? Ben de abi, abi soruyor sana orayı bileceksin. <laughs> Çankırı valisi miyim? Yani. Mi? Hadi bakalım dinleyicilerimize soralım. Yorumlarda buluşalım hadi. Çankırı Yorum yazacak ya bir yer bağlı. Yok, Youtube'da bizi bulabilirsiniz. Youtube'dan da lütfen. Bizi takip etmeyi unutmayın. <laughs> ee, yalın'ın gerçek adının Hüseyin olduğunu biliyor muydun? İyi ki de yalını bul. <laughs> o zaman son iki bilgime geçiyorum. Shakespeare'in gerçek adının Şeh Pir olduğunu... <laughs> <laughs> Yok. Şeh Pir oldu. Şeh ve gizli bir Müslümandır abi. Abi bence de çünkü Shakespeare özellikle ee, şeyde Romeo ve Juliet'te İslamiyet'in yayılışı için çok önemli bir söz. Neden abi? Neden Romeo? Neden <laughs> Neden Ahmet değil? lazım? Gibi. O Tabii. zaman son bir bilgi veriyorum sana şimdi bu da böyle bir bilgi. Ya bunu koymayız i̇şte ya. İşte bak Vallahi geçen geçen gün ben şerefsizli. sana dedim hatırlıyor musun? Bir bilgi vereceğim sana ya. asla bölüme koymuş. Koymayacağız ya. <laughs> Abi ama bu ne ya? <laughs> e, evet, bu arada burayı son verdiğim bilgi sansürleyip koyacağım. Onun dışında geri kalan her şeyi duyacaklar ama son verdiğim bilgiyi ne yazık ki paylaşamayacağız. Çünkü neden paylaşalım? <laughs> Boş gelmedim dedin. Sen söyle. Ben gayet güzel bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Söylüyorum abi. Söyle abi. Bu hafta öğrendiğim gerçekten çok önemli bir bilgi var. Bol manyaklarının, futbol manyaklarını, delisi insanların kesin bildiği bir şey ama Wembley Stad'ın hiçbir İngiliz kulübüne ait olmadığını öğren. Bunu biliyor muyum? Wembley Stad'ın niye şeyin değil mi? Vembley? Sadece İngiltere milli takımı oynuyormuş. Sadece onlar oynamıyor canım. Chelsea mi Arsenal mi ki? Biri oynuyor orada ya. Abi baktım ya Wembley Stad'ı sadece İngiltere milli takımına aitmiş. Elektro her şey ödeniyor. Da kiralıyorlar o zaman Arsenal. Kim oynuyor? içerisinde? Kimse çalışması. oynamıyor da. Oynuyor oğlum Wembley. Abi oynamıyor. Bak bu yine West Ham Green Street Holgans gibi bir şey olacak. <laughs> bir şey söyleyeyim. O zaman Atatürk Olimpiyat gibi bir yer o zaman. Atatürk Olimpiyat stadında kesin bir oynamıyor Atatürk Olimpiyat. boş durmuyordur abi. Olimpiyat oluyordu. Olimpiyat... Sürü Başakşehir da. falan kullandı onu. Tamam o işte kullanıyorlar ama birinin sahipliğinde değil devlet sahipliği. ben bu bilgiyi veririm. Doğruluğunu, Olur. yanlışlığını tartışmam. Ben böyle inanıyorum. Ben böyle, öğrendim. Peki abi. Bunu da paylaşmak istedim. Peki abi. Peki abi ufuk. Uğur, şimdi senin çok uzak olduğun bir konudan bahsetmek istiyorum ama yorumunu çok merak ediyorum. Lütfen bu konuda bizi yorumlarınla aydınlat. Özellikle uzak olduğum, anlamadığım konularda ki Engin bilgilerimle çok şey yaparım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Bu çok ihtiyacımız var. Birlik ve beraberle en evet. çok ihtiyaç duyduğumuz bu Bugün günlerde. Canım filin. Ee, şöyle bir istatistik yayınlanmış ve bu ya bir makale yayınlanmış. Ve bu makale boş bir makale değil. IEEE'nin falan içinde olduğu bir e, makale. 2016 yılında yayınlanmış bu arada. Eski bir makale. Diyor ki abi bu makalede Tinder'da ortalama bir kadın bir saat içerisinde 200'den fazla eşleşme yakalarken ortalama bir erkeğin eşleşme sayısı çok daha az. Eşleştikten sonra erkeklerin %63'ü 5 dakika içerisinde mesaj gönderirken kadınlarda bu oran %18. Ve aynıca kadınların ilk mesajın uzunluğu erkeklerin ilk mesajın uzunluğunun neredeyse 10 katı. Kadınların ilk mesajının uzunluğu erkeklerin ilk mesajının uzunluğunun 10 katı. Evet. Kadınlar daha uzun yazıyormuş ilk mesajları. Erkekler merhaba. Erkekler selamun aleyküm. Selam. Şimdi burada sormak istediğim şey şu. Tinder bir arkadaşlarım kullanıyor. Ben hiç bilmiyorum. Eee <laughs> eşleşme uygulaması. <laughs> Resim eşleştirme gibi bir şey. Ha, oyun gibi bir şahsı. Şey Oyunda demezsin de yani eş bulma sitesi de işte. Ha, eş bulma dating. Bunları da hep. bilin abi dating app yani. Şimdi burada kadınlar da bu amaç için giriyor bu uygulamaya. Erkekler de bu amaç için Hangi amaç? Eş bulma. Date amaç. Yani ne için olduğu önemli değil. Yeter ki eşleşeyim. Yani eşleşmek için giriyorsun. Gerisi yani. sonra. Neden kadınlar 200'den fazla eşleşebiliyorken bir saat içerisinde erkekler çok daha az eşleşiyor ve belki hiç eşleşmiyor? Bu neden olabilir? Tecrübeyle sabit. Ben anlatmak istiyorum. Hiç gocunmam her yerde anlatırım. <laughs> Aa, o Tinder kurulduğunda daha şey yok. Süper like yapıyoruz. <laughs> biliyorsun bak sen de süper like sonradan geldi. Abi arkadaşlar diyorum. <laughs> Daha şey yok ya. İndirme neydi o? İndirme mi? Ne indirme? Ayıp. <laughs> ne indirme? <laughs> İndirme kaldırma dur. Aile Programları nereden indiriyoruz ya? LimeWire. <laughs> Şeyde daha DC'ye gelmemiş. Neden olduğunu ben şöyle anlatayım. Bir gün gerçekten çok sıkıldım. Ve Tinder açtım demeyeceğim. Bir gün sıkıldım. Açık Tinder'ımın profilini kapatarak yeni bir profil oluşturdum. Ve yeni profile o sırada ne zaman? Yani Geçen sene. Çok, yok ya çok. E, iki proje arasındayım. Dinleniyorum onu biliyorum. Boşum. Aile evindeyim. Abi yeni profili açtım ve sadece ne koydum biliyor musun? Ya saç teli koydum hatırlamıyorum ya da kadın gölgesini andıracak bir bahçeden bir fotoğraf koydum. Ama saç teli koydum diye hatırlıyorum. Saç teli koydum fotoğrafa. Bir fotoğraf ya. Bak sana yemin ediyorum profil oluşturuldu. Otomatik olarak zaten artı yüz eşleşme isteği yukarıda görüyorsun onu. Seni yüz kişiden fazla eşleşmeyi bekliyorsa yani kaydıracaksın eşleşeceksin kaydırdıkça eşleşeceksin onu görüyorsun beğenin var açtım tabii ki de hepsini tak 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 kaydırdım yakında uzakta kim varsa alabildiğine eşleşme yani bir tanesi vardı hatta dedi ki Hatay'dayım o sırada ben de Osmaniye demişti Hatay'dayım yalnızım istersen gelip seni alayım daha ilk konuşmaya merhaba merhaba istersen taksi göndereyim aldırayım dedi ben de bir dedim ki 500 lira at desem atacak tam da parasız döndüğüm <laughs> O sırada ulan dedim acaba acaba mı? Yani demem o ki bir saç teline, bir kadın sadece avatarına bile erkekler olarak maalesef. Ama bu sadece hani zaten bu yabancı bir araştırma Türkiye'de değil yani dünyada bu şekilde. Dünyada bu şey. Abazalık. Yani ben senden engin bilgilerine yararlanalım diye girdim. <laughs> Konunun tamamını abazalık, <laughs> abazalık Tinder, olarak. Tam Tinder'ı erkekler abazalık için kullanır. Kadınlar ne için kullanıyor? Kadınlarda da evet onun içinde kullanan var. Tek gecelik ilişki için de kullanan var. Zaten araştırmaları okumuşsun biliyorsun. Ama benim gördüğüm genelde sosyalleşemediğinden dolayı ya da güvenmediğinden artık. Yani öyle bir ortam oldu ki sen sokakta eskiden gerçekten merhaba merhaba ile kafede tanıştığın insanla tırsıyorsun yani bu ülkede neler yaşandı neler yaşandı kadınlar bu yüzden artık güvenemiyorlar güvenmediği için de görmeden konuşarak tanışmak istiyor güvenirse buluşmak istiyor ama şöyle bir şey var şimdi Tinder dediğim platform yani muhafazakar evlilik sitesi değil. Burası Tinder'ın genel amacı. One night stand dedikleri de işte tek gecelik ilişki normalde Yurt yani. Yurt dışında kullanım mı? amacı bu. Ha, bu şekilde. Bu. Yani e, sen bunu... Neydi? Türkiye'de kadın profillerinin altına e, şey tek gecelik ilişki isteyen yazmasın. Bu kadar ciddiyetsiz ortam olmaz. Lütfen sadece ciddi ilişki için falan diye <laughs> Amacı yazıyormuş. dışında kullanıyorum. Ha amacı dışında. <laughs> gibi gibi. Neyse bir arkadaşım anlattı oradan bilmem. Ben, ben hiç girmedim. Benim hiç profilim olmadı. <laughs> Ona bir profil ver baba. <laughs> bir profil olsun. Dödenim ben senin. <laughs> Amca neymiş? <laughs> İzledin mi babamı? babam? Babam ve oğlum benim ilk ilk ağladığım film olabilir. Ya siz erkekler gerçekten bununla insan tavlayabileceğinizi düşün. Tavlanıyor. <laughs> Tavlanıyor mu? Tabii. Tabii. Ona bir oda ver. <laughs> Lan ya. Biz niye bu kadar babam ve oğluma çok iyi. <laughs> Bir bilgi daha vereyim de kapatayım. Hadi bakalım. Fransa'nın en uzun kara sınırı komşusu şeyi kara sınırı kim nedir? Kim nedir? Bak şeyde çıktı. Kenan Emirzalı Ezel'in <laughs> programında çıktı. <laughs> Eşan'a sor. <laughs> <laughs> yeah. Ee, Arjantin, Kolombiya, Brezilya, Almanya. Arjantin, Kolombiya, Brezilya, Brezilya Almanya. Almanya. Oğlum 3 ülke Güney, Afrika, Güney, Güney Afrika'da. Afrika'da <laughs> Güney Amerika'da. Amerika'da. Biri sınır komşusu zaten. Evet. Yani. Ha, o zaman Almanya'dır de 400 binlik soruyu da bu kadar basit geçtim değil mi? Yani. Aa, Almanya. <laughs> Şeymiş ya Brezilya. Brezilya Şimdi nere bu, Fransa nere Allah rızası için saçmalama gözlerimi. Keko Fransızların şey bak buradan da Fransızları keko dedi. Güney Amerika'da şey varmış ya Fransız Goa nasıl şehir mi? Fransa'ya bağlı bir şehirmiş Ama abi. Ben konuya çok Fransız kaldım şu an. <laughs> Ufuk. Bitkilerin onlarla konuştuğumuzda bize cevap verdiğini ve dalından koparıldığında çığlık attıkları keşfediyor. Buradan veganlara sesleniyorum. <laughs> Bitkilerde can çekişiyorlar. Vejeteryanlar? Onlar balık falan yiyorlar. Çok tamam derdim ki. Veganlar sürekli bitki yiyor abi. Vejeteryanlar da yiyor abi. Vejeteryanların olayı biraz karışık. Onlar hayvansal gıdaları şey yapıyorlar. Hani yumurtaysa daha bu canlı değil falan diyorlar yani. Paşam bir tane daha ilginç bir muhabbete denk geldi. Buyur. Konuşurlarken iki kişi konuşurken otobüste mi bir yerde şeyden bahsediyor. Dönme dolapla şehrin gelişmişliği arasında bir yani bir şehirde dönme dolap ne kadar büyükse o şehir o kadar gelişmişmişmiş diye bir muhabbet ediyorlardı. Hatta dediler ki Paris'le Berlin mi yarışmıştı o demiş ki benim dönme dolabım daha büyük. Ben daha gelişmişim. Böyle bir şey konuştular. Araştırmadım bile. Benim, ya o kadar üşendim ki. Benim bildiğim bir tane dönme dolap var. Dünyada meşhur. Londra'da Big Ben. Aa, Londra ile Paris belki şey Parisinde büyük çelik bir tane şey var, çelik konstrüksiyon. Evet, tuzluk. Çelik konstrüksiyon. <laughs> çelik konstrüksiyon bir yapısı var, ünlü. Kaç metre lan yüksekliği? Nereden baksan bir 5-10 metre var. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraflarda öyle gözüküyor. <laughs> Mesela İtalyanları acıyorum. Yapma ya, pizza yani, kulesi falan. Yani yamuk. Pizza <laughs> mı? Pizza kuleleri var. Pizza kuleleri İçinde var. ustalar çalışamıyor yamuk. Pizza kulesini de zamanında zeminden şeyle sürekli enjeksiyonla kaldırmak işte. Şu anda ne yapıyorlar bilmiyorum. Abi oraya iki tane fore kazık atacaksın. Zemini sağlamlaştıracaksın. Abi tabii canım. Yani ha, bunları da bize öğretmiyorlar. Bunlar inşaat bilgileri abi. Alacaksın kaldır başka sağlam zemine düz koy abi. Ha, Ben Bak ben makineciyim ben biliyorum abi. Bunu nasıl abi, yani. O kadar da değil. aynı yere yapmak zorunda mısın? Lise zamanlarında hiç böyle servisten gide, serviste giderken ya da böyle acıklı bir müzik falan dinlerken hiç şeyin hayalini kurdun mu? Atıyorum okula biri silahlı giriyor. Ondan sonra, Hı, sonra Hı, sen Hı, durur. Durur. <laughs> giriyor. Ondan sonra bir de sizin sınıfa giriyor. Sevdiğin kadına nişan ama sevdiği, herkes çığlık çığlığa. İşte basmışlar falan. Siz hepiniz yerlerdesiniz. Sonra işte kalkıyorsun ve sen onları etkisiz hale getiriyorsun. Onun hayatını kurtarıyorsun. <laughs> Bu tarz böyle aksiyon bir şey ama sürekli bir e, Mario'daki kızı kurtarma Hayat bilgisi Şeyi... arif miyim ben? <gülüyor> <Sınırda>. <gülüyor> Hiç yok muydu ya böyle? Net bir şey net net, var. net herkesin vardı yani. net vardı herkesin vardı. Ya yani şey falan da böyle. dizisini yaptılar. Sınıf diye bir dizi yaptılar. Hatta şey şarkısı oradan meşhur oldu. Herkes aynı hayat. Ha oradan mı? Tabii tabii sınıf dizisinin jeneriği. Bu yalnız sınıf dizisi falan değil. Bu ilk başta çıkışı. Bunun hayat bilgisi ariftir abi. Hayat teröristler okulu basıyorlar. Kopi Falan. Bunun yanında şey de vardır mesela. işte gene aynı serviste veya işte herhangi bir araçta şehirler arası otobüste falan böyle otobüs kaza yapsa böyle yandakini ya herkes sen, sen, sen tutsan sen yandaki yanındakini kurtarsan otobüs falan. böyle uçurumdan değil herkes teker teker çıkarım çıkar, Allah son <gülüyor> <kişi>. <gülüyor> şey gibi. Şey gibi bu yani ya, biriyle tartıştıktan sonra yatağa yatıp keş kurtuluşunu desin. Kiş. <laughs> Kendi içinde <laughs> kavgaya devam etmek gibi. Yani aynı dönemlerde kaç kere kendini öldürmüş, kendi cenazeni hayal etmişsindir. Arkadaşların ailen oo, üzülüyor. O kimler geldi? Ya ondan kimler sonra gelmedi. bu devam ediyor. İntihar ettiğini şey, de deniyorsun. Ailenden birine bir şey olsa ne olur? ona ne olsa ne olur. Yani sürekli 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 sonra diye <laughs> anksiyetenin etkisi altında ha, sürekli. Abi bunların hepsi iç sıkıntısıydı ya. Sonra geldiler adına anksiyetler. Abi iç sıkıntısı dediğin şey zaten anksiyete değil. Ama yani iç sıkıntısıydı da işte bilmiyorduk ki anksiyete mi anksiyete. E tabii adı sonradan konuldu Şey HIV gibi. HPV HIV. Ben anksiyete ile 2020 senesinde tanıştım. Ay bana bir darlanma giy. Soldan soldan. Soldan yani. soldan aynen kalp uyuşuyor uyuşuyor falan. Sonra gitmediğim falcımı kaldı. <laughs> Bir o kendimize geldi. Psikolog dışında her yere gittim ya. Hatırlar mısın? Senin evde bir seans bile yaptım. Enerji seansı. Enerji. <laughs> Hakikaten yıldız falıma baktırdım ara. <laughs> abi yıldız falanla ben yanılıyorum ama ya. Yani. Bak enerji enerji böyle yalan yanlış şeyler de ben yıldız falının gerçek olabileceğini Yalan yanlış şeyler değil mi abi? Hepsi bir bilim. Peki bak bu yani yıldız falını burada senin evinde pardon enerji seansını aldım hazır aramışken kocasına da yıldız falı baktı. <laughs> yani çift olarak birinin <laughs> telefonundan şeyden GSM operatörleri üzerinden enerji gönderip diğerinin de. <laughs> Niye abi? Dedi ya telefonda evde televizyonumuz açık kapatın dedi. Abi her evde televizyon açık. Böyle saçma bir şey abi olur. Abi öyle şey mi olur ya? Yani Ama şu bu... da çok saçma. Üç farklı, üç ileriki odadan benim evdeki televizyonun etten etkileniyor. Alt katta çalışan tek duvarın oldu. Tek bir tane döşemenin oldu. televizyon etkilerini... Enerji var. yayılımı yatay gerçekleşir. <laughs> ya böyle bir şey olamaz. Dikeyde olmadı. bir enerji yayılımı olmaz abi. Neyse. Ufuk. Efendim. O zaman saat geç oldu. Sen artık... Neyim? Git git. Bana bir oda ver baba. <laughs> Hanımım bekler. Hadi git sen artık. <laughs> o zaman hoşça kalınız efendim. Hadi. kalın Sağlıcakla. Sana. Sağlıcakla çok. Neyse. Hadi görüşürüz. Ne diyeceksin? Hadi canınızı yerim. Aa.